kaçıncı konser oldu mesela, tahmin var mı? Ya da kaç senesinden beri? Tahminen 8-10 arası bence, 8-10'dur. Kaç senesinden 8-10 beri çalıyoruz Gitar Kafe'de? 2007'de mi başladık? 2007 olabilir. 2007'den beri. Evet. Gitar Kafe 15. Evet. senesini kutluyor. Biz de evet. 10. senemize girmişiz Gitar Kafe'de. Evet. Biz daha önce buraya izlemeye geliyorduk. Ah ne güzel çalınıyor burada, ne güzel konserler oluyor ev ortamında diye. Onlar hoşumuza gidiyordu. Biz de belki bir gün çalar mıyız diye düşünüyorduk. Sonra oldu. Çalış. O zamanlar hiç CD'niz falan yoktu. Yoktu. Değil mi? İlk CD'nizi bastınız, çıkardınız. Sonra şurada ikinci CD değil mi? O ilki. Bu ilki mi? Ha pardon. Evet. Bu mu ikinci? Evet. Bu yeni çıktı. Evet. O aslında evet. dijital bir albüm. İkisi de kalan müzikten çıktı. İkincisi aslında dijital bir albüm. Yani internetten ulaşabilir. Evet, Spotify ve evet. iTunes'dan keyifle dinleyebilirler. Ya da konserimize gelindiğinde evet. az sayıda numuneyi evet. şey yapıyoruz. Yani. Fiziksel olarak da bir... Elden teslim ediyoruz. Teslim ediyoruz. Kalbisiz. Peki sizin yaptığınız müziğin türü adı ne? Türü. Yani bu soruyu ben başka bir arkadaşa devredeyim. Ya sonuçta rock müzik yaptınız rock kesin tamam, evet, rock ama tamam. içinde folk öğeleri var, caz tamam. öğeleri var. Evet, blues var. Birazcık blues var. Bazen bizim halk müziğinden ezgiler var. Hepsi beste tabii. Evet, biz beste grubuyuz. Bestelerimizi çalıyoruz. Rock başta olmak üzere folk, caz hepsinden etkileniyoruz ve bir şeyler yapıyoruz. Bu akşam bir cover yaptık yalnızca değil mi? Bülent Ortaçgil'den şarkı söyledik. Az sayıda cover da yapıyoruz. Evet. Birkaç coverımız da var. Konserlerde çaldığımız. Demiyor musunuz mesela kendinizi? Yani o ismi kullanmak biraz zor bence. Yani rock'ın kendisi zaten müziğin kendisi protest yaptı. Evet. Aynen ben dergine katılıyorum. Bir şeyler daha soracaktım. Aklımda vardı esasında. Heyecanlandım, unuttum. Bu konserler dışında şey de bizim başka türlü birlikteliklerimiz de oldu. Mesela Oğuz'un verdiği çok orijinal dil kursları, atölyeleri oldu. Oğuz çeviri de yapıyor Oğuz. 3 kişi gelmiş. Kitap çevirisi de var. Evet, kitap çevirilerimi Gitar Kafe kapsamında yapmadım ama burada Afrika dilli ile ilgili bir kurs başlatmıştık hatırlıyorsan. Evet. 3 kişi gelmiş, sonra bir ders aldıktan sonra kayıplara karışmışlardı. Hatırlıyorsan. Dinin adı neydi? Suahilice miydi o? Suahilice. Oğuz o Suahil dilini öğrenmiş. Evet. Olmakla kalmayıp işte senin de dediğin gibi öğretmeye bile cüret etmiş. Yani öğretmeye bile başladı. Hatta bu konu Suahil dilinde bir şarkı yazmışlığı var. Evet. Onu beraber de çalmıştık. Beraber çaldık burada. Evet, hatırlıyorum. Kampala mıydı? Evet, Kampala şarkısı. Bir de bizim internette bugün bakıyordum, Gezi şarkısının klibinin de 7 dilde altyazısı varmış, 1 dilde Suahilice. Onun senin hiçbir yetkin yok tabii. Kesinlikle bir yetkin yok. Tamamen tesadüf. Tamamen bir tesadüf. Yani Suahil dilinde altyazısızlı şarkısı olan bir grubuz. Türkiye'de nasıl bir grubuz sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz. Türkiye'de tek dünyada belki. Senin zaten yakında Afrika'da yaşamıştın. Var, evet. Bir sene yaşadığım müzik elçisiyim orada. Evet. Evet. Sonra geldim buraya. Şimdi yeni dönemde yine başlatacağız. Umarım Suahili kayıtları kimseye gelmeyecek tabii ama önemli olsa, değil. Deneyelim. Biz bir seferlik olsa da, 3 kişi gelse de. Aynen. Bu yolda devam. Esasında şimdi ikiniz Alman lisesine ders veriyorsunuz değil mi? Yok, ders vermiyoruz. Orada ben başka okuldayım. Orada biz tanıştık. İyi akşamlar demeye geldim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Biz böyle futbol takımımız, böyle fotoğraf çektik. yok, orada tanışmıştık biz. Orada öğrenciydik. Şu anda Oğuz Alman Lisesi'nde öğretmen. Ben başka okuldayım. Çok özür dilemekle veda ediyorum sizden. Ayıcım çok teşekkür ederim. Bence bakın görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol geldiniz. Gerçekten doğal bir video oluyor şu an. Böyle zaten. Daha da hayranlar geliyor diye biliyorsunuz. Diğer videolarda da oldu bunlar yani. Peki. Grup da bazen ufak bir öğretmen daha var grupta. Öyle mi? Egemen de öğretmen. Ben de matematik öğretmeniyim. İşte gruba girdiğimde küçüktüm galiba. O zaman öğretmen değildi. O zaman öğrenciydim. Büyüdüm. Büyüdüm. Okudum, adam oldum. Öğretmen oldum. Ne diyordun? Ne diyordun? Grupta değişiklikler var. Evet.
Tabii ben Ergin biraz geç dahil oldum evet, yani şu anki evet. Katı. 2013'te geldik, 4 sene evet. oluyor yani. Siz ilk ekipten 3'ünüz var. Yani mesela onlar 8. Evet. defa çalmışlar evet. Gitar Kafe'de, benim 3. herhalde. 3. Evet. Benim 3. çalışım evet. Gitar Kafe'de. Bir de klip çektik yalnız burada. Doğru. Erzincan'ın klibini burada çekmiş. Hatta etkinlik ilk albümün sayfasında yayınlandı o. Bakın unutmuştum ben. Onu açık tam söyleyelim, şarkıyı YouTube'dan izlesinler. Tabii. Erzincan 1939 şarkısı işte 70 sene artık daha da fazla hemen orada olan depremi anlatıyor ve o şarkının klibinin önemli bir kısmı Gitar Kafe'de çekildi. YouTube'dan klibi Erzincan 1939 yazarak izleyebilirler. Müdahaleler hemen tanıyacaktır zaten. Evet. O uzun dedesinin anılarından yola çıkılarak. Cem'in dedesi. Cem'in dedesi. Pardon, dedesi evet. O şarkı. Cem'in dedesi, doktor evet. olan dedesi. Onu da izleyebilirler. Yani bir de bu akşam konser için ben hazır video çekerken söylemek istiyorum. Gerçekten yani ben hep heyecanlanıyorum konserlerde, bilinen bir şey ama Gitar Kafe'de kendisini çok iyi hissediyor insan. İkinci, üçüncü şarkıdan sonra sanki aramızda buluşmuşuz da çalıyormuşuz gibi bir atmosfer oluşuyor. O yüzden bazen gereğinden fazla espri evet. yapılıyor zaten. Evet. Yani böyle evet, çok da konuştuk, sohbetli bir şey oldu bu akşam. Gitar Kafe'de şu çok Gitar güzel. Gitar Kafe'de hissediyoruz yani. Şu çok güzel bence Gitar Kafe'de. Gelen insanlar gerçekten o grubu dinlemek ve için o grubu yani. Dinlemek için gelmiş oluyorlar. Evet. Bu da ekstra bir keyif ve motivasyon veriyor insanlara. Evet. Amacımız da o yani. Evet, çok yani o amaç için ulaşılıyor yani. Hep böyle bir mekan olmuştu Gitar Kafe dinleti evet. mekan yani müziğin ön planda oldu. Bizim de en çok sevdiğimiz şey o zaten Gitar Kafe'de. Peki iyi ki varsınız o zaman. İyi ki siz de devam ederiz. Karşılıklı duygularımız. Evet. Gelecek bir konserde tekrar görüşürüz. Bir dahaki 10. konsere kadar.